Servikal bölge yaralanmasıysa mikroskopla incelenmesi lazım. Sakin ol. Ne gerekiyorsa yapacağız. Cilt altındaki o şey ne? Hava mı? Eylül, baban için endişelenmeni anlıyorum. Ama rahatlaman lazım. Üst solunum yolları sağlam. Hayati tehlikesi yok. Tamam. Kurşun boyun arterine dendiyse felç kalabilir. Vasküler yaralanması yok. Tarama verileri normal. Tamam. Kalp ve damar cerrahisini de görmesini istiyorum. Selim abi çağıracağım. Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkandan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Baban olmak istiyorum. Bugün senin doğum günün. Ne olur bugün yanımda olmama izin ver. Baban odaya alındı. Durumu nasıl? Gayet iyi. Endişe edecek bir şey yok, merak etme. Selim abi ilgileniyor onunla. Hadi gidelim biz de yanına. Onu hiç sevmedim sanırım. Ama bugün yanıldığını gördüm. Hayatında ne çok reddettiğin şey var, farkında mısın? Bırak artık hepsini. Bırak bunları. Bilmiyorum, bırak mısın bilmiyorum. Yaşama artık bu yüklerle. Bırakacaksın, rahatlayacaksın Eylül. Geçecek. Geçecek Eylül, geçecek. Merak etme. Ben hep senin yanında olacağım. Vedat! Ne oldu sana böyle? Ne yaptılar sana burada? Dur, sakin ol Nesin. Ortalığı velveleye verme. İyiyim ben. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. Ne demek bir şeyim yok? Şu hale baksana. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Kızımı arıyorum tabii ki. İpek hemen gelsin buraya. Dur be kadın. Dur, arama kimseyi. Niyeymiş o? Biz senin canını sokakta bulmadık. Yahu Eylül ilgileniyor benimle. Bırak, karıştırma şimdi ortalığı. Ben seni o beceriksizin eline bırakamam. Görmedin sanki ameliyat ettiği o adamı neye benzettiğini. Ya arama yahu. Bir kere de laftan anla be kadın. Üf, sen de iyilikten anla. Bana bak. O mevzuda Eylül'ün hiçbir suçu yok. O herif iftira atıyor. Ben de onu söylemeye geldiydim zaten. Sen ne planlıyorsun ha? Bu kızı gördüğünden beri bir halleri oldu sana. Sana diyorum. O
yılan gözlü kızımın hakkını çalamaz. Duyuyor musun beni? Bunu kafana iyice sok. Kızım, Eylül. Geçmiş olsun. Gerçekten ucuz atlattınız. Öyle oldu. Allah korudu hepimizi. Geçmiş olsun. Eylül Hanım, hani utanıyordun bizden, görmek istemiyordun. Esrem. Hani bakmayacaktın bize. Bak, paşa paşa geldin işte. Benden sana bir anne nasihatı. Büyük lokma ye, büyük laf konuşma. Hemen çık dışarı. Ya, hadi canım, ikile. İsrail, kapa çeneni, al çantanı, çık dışarı. Sen be. Çık dışarı, çık! Bunu senin yanına bırakmayacağım. İki günde iyi evlat rolü yapıp kapının önüne attıramayacaksın beni. Erkeklik taslıyor. Adamlık böyle olmaz Vedat Bey. O doktor değil mi? Sinan Bey. Sinan Bey merhaba. Nasılsınız, görüşmeyeli? Pardon, tanıyamadım. Ayol Marmaris'tan ticaret yapan kaç kişiyiz? Nasıl hatırlamazsınız? Tamam, siz gidin, ben geliyorum. Ha şöyle, sonunda tanıdın ortağını. Ne ortağı? Saçma sapan konuşmayı kes. Ne istiyorsun? İlla ortalıkta anlatayım diyorsanız. Peki, benim için hava hoş. Kocam Vedat'ı duymuşsunuzdur. Bir ödeme yapmayacağız herhalde. Ha, bir de benim ameliyat param vardı. Madem yabancı değiliz, onu da iade edersiniz bir zahmet. Bu konu beni hiç ilgilendirmiyor. Muhasebeyle konuşun. Bir dakika, bir dakika. Öyle öpüp kaçmış gibi yapmak yok. Sen bana böyle köpek muamelesi yapamazsın. Yıllar önce kurtardım. Daha ödeşmedik seninle. Ha şöyle. Konuyu anlamış gibi bak bana Sinan Efendi. Şey gayet normal gözüküyor. Güzel. Tekrar geçmiş olsun. Biraz dinlenince hiçbir şeyiniz kalmayacak, merak etmeyin. Teşekkür ederim oğlum. Yaran gayet iyi gözüküyor. Yarın çıkabilirsin hatta. Sen nasıl istersen. Eylül. Şu adam vardı ya. Hani seni dava eden. O adam bir dolandırıcıymış. Ben de aslında bunu söylemek için gelmiştim sana. Belki bir faydam dokunur diye. Hayal kurduğunun farkındasın değil mi? Kızım, beni bir kerecik dinlesen. Kızım, sen beni dinle. Biz bir daha asla baba kızı olmayacağız. Ben ne annemi ne de seni asla affetmeyeceğim. Hayatta hiç kimse o dolandırıcı dediğin adam bile senin bana verdiğin zarardan fazlasını veremez. Bunu sakın unutma.
Eylül bekler misin? Babanı suçlayıp lafını söyleyip sonra da böyle kaçamazsın Eylül. Affedemiyorum onu. Ama bunun için çabalamıyorsun bile. Yüzüne baktıkça bana çektirdikleri beni sokağa atışı geliyor sadece aklıma. Eylül, onu affedebilmen için önce dinlemen lazım. Böyle bir şey olmayacak. İnsanlar değişemez. Sen de değişemezsin, ben de değişemem. Kimse değişemez. Şu an seninle tartışacak gücüm yok gerçekten. Senin derdin bu Eylül. Şu anda babandan kaçtığın gibi her şeyden kaçıyorsun. Kaçmıyorum. Dün gece de bana yaptın. Ne demek istiyorsun? Eylül, elimi tutan sendin. Ama ben bunu ne zaman bir adım ileri taşıyıp sana sarılıp seni öpmek istesem koşarak kaçıyorsun. Öyle bir şey yapmadım. Bugün babana yaptın da buydu. Onu iyileştirmek için elinden geleni yaptın. Sonra adam sana bir adım atıp yaklaşmak istediğinde de arkana döndün. O adam benim sevgili babam yani. Kendi annesinin ölümünü örtbas etti. Sen dahil kimse bana onu affet diyemez. Kendi annesini sattı ya o. Hem de 3 kuruşluk paraya susturuldu, göz yumdu. Evet, haklısın. Ama bu öfke en çok sana zarar veriyor Eylül. Umurumda bile değil. Hani bana soruyorsun ya beni seviyor musun diye. Evet, aşığım sana. Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni. Kendimden bile. Ama sen böyle bir şey yapsan, seni de affetmem. O yüzden bir daha sakın bana onu affet deme.